Bismillahirrahmanirrahim. Değerli basın mensupları, hepinize hayırlı günler. Yeni yasama yılının hayırlara vesile olmasını dileyerek sözlerime başlıyorum. Malum olduğunuz üzere meclisin açıldığı gün Ankara bir saldırıyla sarsıldı. Şükürler olsun ki Ankara'da bir can kaybı meydana gelmedi. Sadece saldırganlar hayatlarını kaybettiler. Ama öncesinde biliyorsunuz bir veteriner hekimimiz aracı çalınmıştı ve kendisi katledilmişti. Buradan Mikail Bozdağ'ın kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailesine de sabırlar diliyorum. Terörün, şiddetin bir hak arama yöntemi olmaktan çıkarılması gerektiğini ısrarla vurguluyoruz. Ülkemizde hangi mesele olursa olsun siyasetle, sivil siyaset alanıyla, meşru yöntemlerle çözülebilir, halledilebilir. Konuşamayacağımız, tartışamayacağımız ve neticeye hep birlikte varamayacağımız hiçbir konumuz yoktur. Ülkenin huzuruna, kardeşliğine, barışına yönelik bu tür tehditler elbette güvenlik güçlerinin alacağı tedbirlerle bertaraf edilmiştir, edilecektir. Bundan sonra da temennimiz olur. Değerli basın mensupları, her zaman olduğu gibi gündemimizin birinci başlığı ekonomi. Zira birkaç yıldan beridir ekonomiyle ilgili sıkıntıları hep birlikte yaşıyoruz. Hayat pahalılığı, enflasyon ve geçimin giderek zorlaşması hepimizi ve bütün vatandaşları derinden etkiliyor. Yeni ekonomi yönetiminin özellikle oluşan darboğazı ve sıkışıklığı ve geçmiş dönemde yaşanan ekonomik tahribatın zararlarını önlemek bakımından hummalı bir biçimde yabancı sermaye arayışına girdiğini biliyoruz. Bu kapsamda uluslararası pek çok kuruluşun toplantılarına iştirak eden ekonomi yönetimi bir biçimde cari açığın giderilmesi, kaynak yetersizliğinin bir biçimde aşılması için yabancı sermayeyi çok doğru bir biçimde, isabetli bir biçimde Türkiye'ye çekmeye çalışıyor. Ancak burada dikkatini çekmek istediğimiz bir husus var. Burada özellikle yabancı sermayenin doğrudan yatırımlara yönlendirilmesi konusunda bir çabanın içerisine girilmesi lazım. Dolaylı yatırımlar yabancı sermaye açısından cazip olabilir, karlı olabilir ama ülke ekonomisi için gelecek vaat etmiyor ve kalıcı bir iyileşmeye maalesef imkan tanımıyor. Dolaylı yatırımlar özellikle hisse senedi, tahvil ve emtia piyasasıyla sınırlı kalıyor ve kısa zamanda büyük karlar elde etmek için kullanılıyor. Geçmişte bunun örneklerini Türkiye'de çok yaşadık. Ülkede özellikle verimliliğin artırılması, istihdamın oluşturulması için yabancı sermayenin doğrudan yatırımlara yönlendirilmesi gerektiği hususunu buradan ifade etmemiz gerekiyor. Her ne kadar ekonomi yönetiminin de esas amacının bu olduğunu yapılan açıklamalardan biliyor isek de malum bizim İmam Hatiplerin meşhur bir sözü var. Et tekraru ahsen velev kane 180. Yabancı yatırımların özellikle doğrudan olanları için uzun vadeli, kalıcı ve faydalı olduğu hususunu tekrardan altını çizmek istiyorum. Doğrudan yatırımlarda özellikle bilgi ve teknolojik altyapıları transferinde ciddi katkılar sağladığını emsal ülkelerin yatırımlarından biliyoruz. Bu sebeple ekonomi yönetimine özellikle çağrımız şudur. Ülkeye girecek olan yabancı yatırımcıların doğrudan yatırımlara yönelmesi, sermayenin doğrudan yatırımlara kanalize edilmesi ve dolaylı yatırımların sınırlandırılması şeklinde bir çağrımız var. Değerli basın mensupları, özellikle bir konuyu gündeme getirmek istiyoruz. O da otizmli çocuklar. Açıklanan verilere göre, otizm platformunun verilerine göre yaklaşık 550 bin otistik çocuk var bu ülkede. Bu rakam eğer doğruysa aileleriyle birlikte milyonları varan otizmden doğrudan etkilenen insan söz konusu. Ancak Türkiye'de otistik çocukların eğitime erişiminin çok ciddi sıkıntılar barındırdığını buradan ifade etmemiz gerekiyor.
Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve diğer ilgili bakanlıkların bu konuda ciddi bir seferberlik ilan etmeleri gerekiyor. Ebeveynlerin özellikle otistik çocuklar için benden sonra çocuğuma ne olacak kaygısı yaşanmamaları için devletin üzerine düşen vazifeleri yerine getirmelerini buradan talep ediyoruz. Değerli basın mensupları, biliyorsunuz 14 Mayıs seçimleri öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın vaatlerinden bir tanesi de öğrencilere, gençlere ilk alımda cep telefonu ve bilgisayar alımlarında ÖTV muafiyeti getirmekti. Sayın Cumhurbaşkanı 26 Eylül'de bu vaadin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı ve açıklanan rakamlara göre 9500 TL'nin altında olan cep telefonları ve bilgisayarlar için böyle bir muafiyetin söz konusu olabileceğiydi. Bu rakam gençlerin beklentilerini karşılamamaktadır. Özellikle artan fiyatların, teknolojik aletlerin özellikle enflasyona bağlı olarak gösterdiği fiyat artışlarının bu rakam karşısında gençler için çok cazip olmadığını ifade etmek gerekiyor. Adeta dağ fare doğurdu kabilinden bir icraatın yeniden gözden geçirilmesi ve belki şayet bir destek verilecekse bu üst limit sınırlamasının kaldırılması, dileyen öğrencilerin istediği teknolojik aleti alması hususunda muhayyer bırakılması, sabit belirli bir parasal yardım yapılması suretiyle bu vaadinde gerçekleştirilmesini talep ediyoruz. Dış gündemle ilgili iki başlığımız var değerli arkadaşlar. Birincisi Afganistan'a yönelik yaptırımlar. Biliyor musunuz geçmiş zamanda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Afganistan'ın iç işleriyle ilgili bir gündem konuşuldu. Bu gündemde daha çok Afganistan'daki insan hakları ihlalleri konuşuldu ama esas olanı gözden uzak tutuldu. Zira 21 yıl boyunca ABD işgalinde olan Afganistan'ın yeraltı ve yerüstü kaynaklarının sömürülmesi, halen daha blokede olan milyarlarca dolarının bulunması, buna mukabil Afganistan'ın halen daha pek çok ambargo ile karşı karşıya kalması göz ardı edilerek ülkedeki iç sorunlar Birleşmiş Milletler'in gündemine taşınmıştır. Buradan çağrımız şudur. Evvel emirde Müslüman Afgan halkının yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin sömürülmesine bir dur denmesi, mevcut ambargoların kaldırılması ve blokedeki işgalcilerin gasp ettiği paralarının iadesiyle işe başlanmalı. Daha sonra belki bu konular tekrar gündeme getirilebilir. Özellikle Müslüman ülkelere çağrımız şudur. Afganistan'la kardeş Afgan halkıyla diplomatik, siyasi ilişkiler geliştirilsin ve uluslararası arenada Afganistan'ın yalnızlığa terk edilmiş bu görüntüsü bir an önce ortadan kaldırılsın. Son olarak Suriye'de yaşanan iç savaşın bizi getirdiği duruma biraz dikkat çekmek istiyoruz. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen Suriye ile ilgili şöyle bir açıklamada bulunmuştu geçtiğimiz günlerde. Suriye harabeye dönüştü ve yakında barış görünmüyor. Bir defa Birleşmiş Milletler'in böylesi bir ümitsizlik açıklaması yapması fevkalade yanlıştır. Birleşmiş Milletler'in esas görevi dünyada barışı ve huzurun temini için katkı sağlamak. Gerektiğinde tedbirlere başvurmak. 12 yıldır devam eden Suriye Savaşı'nda iç savaşta milyonlarca insan yerinden oldu. 1 milyona yakın insan hayatını kaybetti ve halen pek çok şehir hayalet şehir olarak anılmakta. Özellikle komşu ülke Suriye'nin yeniden eskisi gibi olmasa da katlanılabilir bir barış ve huzur ortamına erişmesi Birleşmiş Milletler dahil başta bölge ülkelerinin ve bütün ülkelerin sorumluluğudur. Bu konuda ümitsiz açıklamalar yapmak yerine Suriye'deki iç barışın kalıcı haline getirilmesi ve güvenli geri dönüşün sağlanması hususunda uluslararası örgütlerin üzerine düşen yapmasını bekliyoruz ve umut ediyoruz. Benim paylaşacaklarım bunlar değerli arkadaşlar.